Merhaba Zelfista ve Zelfistrolarım. Bu videoyu kuzuyla birlikte çekiyoruz. Stillerden devam ediyorum. Sıra geldi C elegant ve D feminen stili. Elegant stile sahip kadınlar çok bakımlıdır. Onları böyle sabah 6'da da görseniz, gece 11'de de, çok uzun bir mesai gününün sonunda da görseniz her zaman çok bakımlılardır. Böyle arada işte tuvalete giderler, şöyle hemen bir makyaj çantalarını çıkartırlar, şöyle bir tazelerler makyajlarını. Pasaklı görmezseniz bakkala bile gitseler şıklardır. Kıyafetleri genelde çok iyi kombinlenmiştir. Çok anlar kombinden. Bunu bununla giyerim, şunu şunla giyerim. Bu kombinimin altına şöyle bir ayakkabıya ihtiyacım var. Bu eteğin üstüne aynen şöyle bir gömlek istiyorum. Ne istediklerini çok iyi bilirler. Dandik şeyler almazlar. Çok klas, elegan öyle şeyler alırlar, kaliteli alırlar, anlarlar çünkü. Bu zevklerini onları burçlardan terazi ve boğaya benzetiyorum. Onlar da çok keyif alan, kaliteden anlayan burçlardır. O yüzden bana ikisini çağrıştırıyor. Kıyafetleri jilet gibidir. Sanırsınız ki terzi böyle üstüne dikmiş. Genelde baştan ayağa tek renk giyinmeyi severler. İşte bu yüzden ben bu stili Oya'nın stiline çok benzetiyorum. Oya'nın stili de aynen böyle. Genelde monokrom giyiyor biliyorsunuz. Full mavi, full krem, işte full lacivert. Ve bütün kıyafetleri kombinlidir. Ceketi, pantolonu, tulumu, çantası. Yani dikkat edin, hep öyledir. Bence Oya'nın stili tam elegant çerçevede giydiriliyor. Ki çoğumuzda en favori, ben anket yapıyorum biliyorsunuz. Onda hep Oya seçiliyor. Elegan'ı tercih edeceği kıyafetlere örnek vermek istiyorum. Burada parça parça kıyafetleri değil, tüm kombini örnekliyor olacağım. ADL'den seçtiğim elbiselerle başlayalım. Bu elbiseleri görüyorsunuz değil mi? Her biri mükemmel derecede üste oturmuş ve bu kadınları gördüğünüzde çok asil, çok tarz olduğunu düşünürdünüz değil mi? Zaten bu elbiseyi 7 stile örnek verdiğimde göstermiştim, elegan stile ait olarak. Ciddi elbiselerden biraz dışarı çıkalım. Daha günlük, daha yaz kombinlerine gelelim. Bershka'dan ve Stradivarius'tan seçtiklerim. Bu kombinlerde görüyorsunuz değil mi? Her şey ne kadar uyumlu. Eteğine uygun ceket, tişörtüne uygun ayakkabı ve burada da seçtiği tulumu küpesiyle bu sezon moda olan hasırla, ustalıkla birleştirmiş. H&M'den örneklerime geçtiğimde size kombinler yaptım. Bu crop üst ve altındaki pantolona bakın. Bununla mesela içindeki sıraya uygun bu terlikleri giyerdi. Ve bu sezon modası olan bu üçgen gözlüklerden takabilirdi. Burada biraz daha D feminen stili görüyoruz. Eteğiyle, rengiyle. Zemindeki rengi üstünde, içindeki çiçek desenin renginde çantasında tercih etmiş. Bakın ayakkabı bile kombinle uyumlu renk. Koton'dan ne örnek verebilirim? Koton'dan bu elbiseleri gördüğünüzde kesinlikle karşınızda çok tarz ve zarif bir kadın olduğunu düşünürdünüz değil mi? Keza bu mayoya bakın ne kadar tarz. Oturuş stilinde bile kendine güvenen cool bir kadından bahsediyoruz. Bu etekteki ekoseyle gömleğin cebindeki çizgileri bakın. Rengi ve çizgili oluşları bile birbirine paralel. Trendyol'dan bu elbiseleri seçtim. Bakın elbisenin içindeki desenden kemer seçmiş. Eteğin içindeki pembeden üst seçmiş. Ve burada şortun içindeki deseni tişörtündeki desenle uyuşturmuş. Ayakkabılarına baktığınızda da bu renk uyumlu görüyorsunuz. Trendyol Milla'dan diğer örneklerime gelin. Çok güzel çekimler olmuş bu arada. Buram buram yaz kokuyor. Hem şehirle de karıştırmışlar. Bakın buradaki elbiselerle çantanın, ayakkabının, gözlüğün uyumlarına bir bakın. 3 kombinde o kadar uyumlu detaylarla birleştirilmiş ki tam elegan stile göre. Milla'dan daha çok örnek. Bakın bu gömleği sportifte ne giymez de göstermiştim. Gömleğin böyle çok komplike olduğunu söylemiştim sportif tarz için. Ancak bu gömleği elegan tarza sahip biri özenle jilet gibi taşıyabilirdi. O yüzden onda. Ufak tefek cinayetlerde Oya'nın stilini elegant olarak söylemiştim, örneklemiştim değil mi? Buradaki mango elbiseyi zaten Oya bir bölümde giymişti. Böyle açık mavi olanı giymişti. Şimdi bir elegan stil mango mağazasına girseydi aynen böyle uyumlu kombinler yapıp çıkardı. Yani o mağazadan bir gömlek beğenip, alakasız bir pantolon beğenip çıkmaz. O onları kafasında ben bunları nasıl giyerim, neyle giyerim, neyim eksik onu alayım diye hesaplar. Ben aslında o anlamda benziyorum. Çünkü giymeyeceğim bir şey alıp çıkmam.
Ben bu beyaz takım şortum ve gömleğimle bu ayakkabıyı ve yanıma bu çantayı alayım. Hem çok tarz hem de kıyafetimle uyar. Lacivert Class tulumu orijinal bu küpeyle takayım. Çünkü içerisindeki bu lacivert tulumumla çok şık durur. Mangoların örneklerim devam ediyor. Bu sezonun modası puantiyeleri görüyorsunuz. Dev puantiyeler ve buna uyumlu küpeler. Bu küpe her iki kombine de uyar. Oya bu tulumu giymişti. Serhan'ı yemeğe çağırdı ve Oya'yla Pelin'in mutfakta konuştuğu bölümdü. Mango'dan başka örnekler. Dikkat ettiyseniz ben bu eteği klasikte de kullanmıştım. Her zaman giyilebilecek klasik pilli bir etek olduğu için. Elegan kombinle çok uygun. Ben ayakkabı olarak bunu önerdim. Çok şık duracak bir kombin. Genelde aynı renk tercih eder demiştik. Buradaki kırmızı etekle üstüne bakın. Bu tulumla renklerinin benzediği bu küpeyi takar diye düşünüyorum. Bu elbiseye baktığımızda sportif klasik tarzı görüyoruz. Küpenin uyumunu da görüyoruz. Ayakkabının uyumu ve çanta olarak da bunu seçtim. Dağ günlüğe geçtiğimizde takım ceket pantolonlar hem sportif hem de çok tarz dediğim monokrom stile de uyuyor. Şortum ve gömleğin rengini çantada buluşturmuş. Başka günlük stile örnekler. Rahat bir elegan stili görüyoruz burada. Tarz bir çantayı kombinlemiş. Laciverti gömlekte çizgi, beyazda gözlüğüne yansıttığına dikkat edin. Sweatshirt, çanta ve sandaletin uyumuna bakın. İşte böyle. Böylelikle C elegan stilde işlemiş olduk. O zaman sırada D feminen stil var. 7 stil 7 elbisede en şeker rengin feminende olduğunu görüyoruz. Bu tonu hiç unutmayın. Bakın hiçbirisine benzemiyor. Çünkü feminen stildekiler kendi karakterleri olan o anaç, kibar, nazik, tatlı, şirin, sempatik tavırlarını giydikleri kıyafetin renginde de görüyoruz. Modelinde de görüyoruz. Kıyafet böyle pastel tonlarda toz pembeler, bulut mavileri, açık griler, pullar, işte kelebek desenleri, bu yakasına hani böyle minik taşlar, kurdeleler, fırfırlar, bolca fırfır zaten var bu sezonda. Böyle şeyler giymeyi tercih eder. Onların bu naif, nazik karakterlerini ben burçlardan yengeç ve balığa benzetiyorum. Balık da çok naiftir, çok duygusal, çok hassastır. Yengeç de çok anaçtır. Bu ikisinin karışımına benzetiyorum ben feminen stili. Onlar böyle bir jean giyse bile üzerine böyle bir fırfırlı bir gömlek, işte ne bileyim bir tişört giyse bile burada ufak taşları olan öyle şeyler severler. Bu arada çiçeği de sever. Kıyafetlerinde bir desen tercih edecekse çok kontrast renkler, çizgiler, hani sert detaylar yerine çiçekli desenleri daha çok severler. Feminen dantelden de hoşlanır tabii. Dantel çok zarif bir şeydir değil mi sonuçta? Saçları genelde açıktır, doğaldır, böyle yumuşacıktır, mis gibi kokar. Çok tatlı şirin kadınlardır. Feminen derken biraz kırıştırılıyor aslında. Yani evet feminen dişilik taşıyor ama cazibelideki gibi seksi olmak, işte bir ortama girdiğinde kendini göstermek önceliğini taşımıyor. Yani dişi evet ama daha böyle yumuşak, daha anaç zarif. ADL'den seçtiğim elbiselerle başlayalım. Bahsettiğim renkleri zaten bu elbiselerde görüyorsunuz. Modeller fırfırlı, tatlış tatlış çiçek desenli, yumuşacık, dökümlü. Pullu taşlı tişört örneklerine bakın. Bir cingi ise üstüne böyle bir tişört çekerdi. H&M'de neler var? H&M'den size pilli etekler seçtim. Bu ikisi aynı. Bir tanesi siyah, bir tanesi pembe. Üstüne giyeceği bluzlara çok güzel örnekler. Bir tanesi böyle çiçekli, bir tanesi yine taşlı. Burada bir maya örneği koydum. Deseni de, rengi de bu mayada görebiliyorsunuz. Ve sevdiği o feminen fırfırlar da var bu mayada. Bu eteğin ne kadar feminen olduğunu söylemeye gerek bile görmüyorum. Aksesuar örneklerini H&M'den seçtim. Çantalar hepsi aynı tondan. Küpeleri geldiğimizde zarif inciler, taşlar ve püsküller. Onda böyle aşırı büyük, kıyafetin önüne çıkan kolyeler beklemeyiz. Tam tersine zarif, böyle hafif, işte ucunda küçük bir taşı olan ince zincirli kolyeler takarlar. Ben bunun örneğini balıkta da vermiştim. Balığa da böyle naif kolyeler örneği vermiştim. Hatta yılbaşı önerilerinde mi, anneler günü önerilerinde mi, hani öyle bir hediye önerisinde ona böyle zarif bir ince kolye alabilirsiniz demiştim. Koton'dan seçtiklerime bakın. Çok tatlış tatlış renkler, üzerinde puantiyeler ve çiçekler. Yurt dışındaki sokak stillerine baktığımda bu tarz bluzları çok görüyoruz. Çok feminen, çok şekerler. Bu puantiyeli elbisenin rengi de, sevimli de, dizindeki boyu her şeyle çok tatlı değil mi? Koton'dan başka örnekler, bu birazcık daha davet örnekleri. Zeynep Tosun'un Koton için tasarladığı koleksiyondan iki tane çiçekli elbise fırfırıyla, omuz detayıyla harika.
marka. Koton'dan diğer örnekler çok hoş narçiye renginde bir tulum, pembe elbise ve mavi bu zarif elbise. Milla'da neler var? Milla'da çok güzel elbiseler var. İki elbiseyi çok beğendim. İki rengi de çok güzel gerçekten. Bu tarçın renkli elbise ve de bu mavi omuzları fırfır detaylı elbiseler çok hoş. Milla'dan örneklere devam. Bu çekimleri çok beğendim. Daha önce Elegant'da da söylemiştim. Bu yeşilin tonu harika olmuş. Fırfırıyla, kloşeteyle ve tercih edeceği bluzlara bu ikisi de çok iyi örnekler. Bershka'da neler var? Bakın bu çekimde bile arka fonu pastel tonda görüyoruz. Jean etekte de, jean cekette de o pastel tonlar var. Çok şekerler, çok güzel geldi gözüme. Zarif bir kolye. İki tane hoş dantelli body. İki rengi de güzel. Puantiyeli bir stiletto. Kurdelesiyle, bilekten bağıyla çok zarif, çok şeker. Ve de bu tulum. Ne kadar hoş, ne kadar hanım hanım değil mi? A, B, C, D stilini işlemiş olduk. Bundan sonra geriye E, F, G 3. video kalacak. Onu da arayı açmadan hemen yaz kombinleriyle, mağazalardan neler bulacağınızla ve stillerin tanımlarıyla çekiyor olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız çok sevinirim. Aşağıda mutlaka hangi stilden olduğunuzu not yazsınız. Hemen şimdi abone olabilirsiniz. Tak buradan ve sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum sizi, hoşça kalın. Bu videodan sonra bunu seyretmeyi ne dersiniz? Ve buradan da abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.